Eşinizin sizi sevdiğini nereden anlarsınız? Sevginin işaretleri neler? Seven insan ne yapar? Açıklayayım mı? Sevginin 5 şartı var arkadaşlar. Eğer bu 5 şartı yapıyorsa gerçek anlamda seviyordur. Seni seviyorum hayatım, gerçekten seni seviyorum demek, sözle sevgiyi ifade etmek yeterli mi? Evet, söylüyorum hemen. Sevgi dinlemeyi gerektirir. Seven insan dinler. Yani ne kadar yorgun da olsa, sorunları da olsa, problemleri de olsa senin dinlenilmek istediğinin farkındadır. Hayatım otur şöyle, anlat bakalım neler yaptın sen bugün, nasıl geçti günün gibi sorularla seni açar ve seni konuşturur. 2. Empati. Ne demek empati? Senin yerine kendini koyar ve ona göre sana yaklaşımını sergiler. İşte ev hanımları, eşim beni anlamıyor hocam, zaten evde bütün gün yatıyorsun diyor. Şimdi ev hanımının işi kolay mı? O gün bütün gün boyu yapılacak her şeyin planlanıp yapılması, hazırlanması, tamamının yok olması, tüketilmesi, işte yemek yapıyorsun bitti. Ondan sonra her taraf, her yerde toparlıyorsun, her gün süpürge yapıyorsun. Şimdi sonuçta senin işinin de kolay olmadığını anlaması. Sen bir de çalışıyorsan, bak şimdi hem çalışıyorsun, yoruluyorsun, hem de ev işlerini yapıyorsun. Bak o da çalışıyor, o da yoruluyor. Ona rağmen elinden geldiğince evi en iyi şekilde idare etmeye çalışıyor diye senin neler yaşadığını, neler hissettiğini, neler düşündüğünü bir defa bilmesi lazım. Müthiş bir kalite bu. 3. Hizmet etmek. Senin yaptığın işlerle ilgili elinden geldiğince sana destek olmaya çalışır. Seni seven insan seni rahatlatır. Ne yönüyle rahatlatır? Ev işlerinde, yardım konusunda, ben senin yanındayım, ben senin destekçinim mesajını o senin etrafında, senin yaptığın her konuda yanında olarak, destekleyerek, katkı sağlayarak göstermeye çalışır. 4. Takdir etmek. Hepimiz çevremizde bizi takdir eden, iyi ki varsın diyen ve gerçekten yaptıklarımızı görüldüğü zaman mutlu oluyoruz. Onun için sen elinden geldiğince fedakarlıklarla yuvanı ayakta tutma adına müthiş bir mücadele içindesin. Takdir eden yok. Sanki hiçbir şey yapmıyormuşsun gibi davranılıyor. Bu çok yıkıcı bir olay. Seven insan, gerçekten seven insan senin yaptıklarını da görür ve bu konuda takdir eder ve seni onurlandırır. Ve zaten takdir edilen insan var ya, muhteşem bir motivasyona, enerjiye kavuşur. Koşturarak, yorulmadan her şeyin üstesinden gelebileceği enerjiye sahip olduğunu düşünerek hareket etmeye başlar. Onun için takdir çok önemli. 5. Desteklemek çok önemli. Ben senin yanındayım, ben senin arkandayım. Her konuda destekçinim. Destek kadınlar da bekliyor ama erkeklerin çoğunun şikayeti, hocam eşimin benim yanımda desteği yok. Hiç yok, bana desteği yok. Bir iş kurmak istiyorum, yapamazsın, beceremezsin gibi hep olumsuz kelimeler geliyor. Ama eşimin arkamda olduğunu bilmek beni çok mutlu ederdi diyor. Her konuda eşler birbirinin destekçisi olmalı. Hanımefendi okumak istiyor, üniversiteyi dışarıdan bitirmek istiyor. Hanımefendi bir kurslarda kendine katkı sağlamak istiyor, eşinden destek yok. Ne olursa olsun eşler istek ve beklentiler ya da hayaller, hedefler konusunda birbirine destekçi olmalı. Eğer bu 5 madde varsa gerçek anlamda sevgi var. Hocam bakıyoruz, bu maddelerde sıkıntılar var. Evet, birçok evlilikte maalesef bu maddelerde sıkıntı var. Bu maddeleri düzeltin, mükemmel bir ilişkiye kavuşun. Onun için maddelere dikkat. 5 madde. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. YouTube kanalımı takip edin, izleyin, izlettirin.